Merhabalar. İstanbul Gelişim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi Emel Çakar. Yani arkadaşım Acil Tıp Teknikeri Onun Sayıkan'la birlikte bugün sizlere bebeklerde temel yaşam desteği uygulaması nasıl yapılır? Diğer adıyla bebeklerde kalp masajı nasıl uygulanır aktarmaya çalışacağız. Öncelikle bebeklerde kalbin durma kriterleri hep solunumsal faktörlerle karşımıza çıkmaktadır. Yani solunum durduğunda kalbinde durmasıyla karakterize bir durum olarak karşılaşırız. Özellikle yeni doğanlarda yeni doğduğu 40 günlük dönem içerisinde ya da devamındaki yaklaşık birkaç ay içerisinde beslenmeye bağlı yanlış yatırmayla birlikte çocuğu yanlış yatırarak midenin içeriğinin yukarıya doğru çıkıp kusması ve bunu da soluk yoğunluğun tıkamasıyla birlikte çok sıklıkla karşılaştığımız kalp durmaları mevcuttur. O yüzden kesinlikle yeni doğanlarda kalp masajı uygulamayı bilmek ve bunu nasıl yapılacağını öğrenmek çok önemli faktörlerden bir tanesidir. Öncelikle olay yeri güvenliği ve sert zemin kesinlikle olması gereken kriterlerdendir. Olay yeri uygulayacağımız koşulların uygun olması, bir diğeri sert bir zeminde işlemin gerçekleştirilmesi önemli. İlk olarak bebeğimizde herhangi bir acil durum sezdiğinizde, yani herhangi bir morarma, yanıt alamama gibi bir şey olduğunda hemen uygulamaya başlamamız gerekiyor. Yapacağımız şey hemen ilk olarak bebeğimizin bilinç kontrolünün gerçekleştirilmesi. Biz bebeklerde bilinç kontrolünü topuk altından sürtme tekniği dediğimiz teknikle yapıyoruz. Topuğun altına vurmak ya da topuğun altına baş parmağınızı sürterek bilinç kontrolü yapıyorsunuz. Burada yanıt alamadığımızda zaman kaybetmeden hemen kalbin atıp atmadığını kontrol etmeliyiz. Özellikle bebeklerde ön kolda, yukarıda bu iki kol kemiğinin birleştiği dirseğin ön kısmında yer alan kol içinden brakiyal arter dediğimiz arterden nabız değerlendirmemiz gerekiyor. Nabzı alamadığımızda ya da duyamadığımızda şüpheli durumlarda kalp masajına başlamalıyız. Bebeklerde kalp masajı başlamadan önce solunumun çok önemli olduğunu vurgulamak isterim burada. Özellikle ilk başta 5 tane suni solunumla birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Burada ağız ve burun kesinlikle ağzımızın içine alınacak şekilde ilk olarak 5 tane nefes vereceğiz. Ancak nefes vermeden önce bebeklerin boyunlarının çok kısa, kafalarının da arka kemiklerinin çok dik olması, boyun ve baş mesafelerinin az olması nedeniyle nefesin uygun yere ulaşabilmesini sağlamak amaçlı hemen kafasının altına bir havluyu ya da bir bezi ikiye katlayıp yaklaşık 2 santim kadar yükselti koymamız gerekiyor ki baş biraz yükselsin ve verdiğimiz nefes uygun yere gidebilsin. Burada 5 tane ağız burnu ağzımızın içine alacak şekilde nefes veriyoruz. Çıkışını gözlemliyoruz. Ve kalp masajına başlıyoruz. Kalp masajı yaparken göğüs kemiği dediğimiz diğer adıyla iman tahtası olarak bilinen kemiğin tam ortasına orta parmağınız ve yüzük parmağınızı yerleştirip kalp masajına başlıyoruz. 1 ve, 2 ve, 3 ve, 4 ve, 5 ve yaklaşık 4 cm kadar göğüs çeperinin aşağıya doğru inmesini bekliyoruz burada. Amacımız bu. Parmaklar hiçbir şekilde oynatılmamalı. Hep aynı yere, aynı bası, aynı sayıda yapılmalı. 30 tane kalp masajı yapacağız. Şimdi tekrar yeniden suni solunumu devam ettiriyoruz. Burada her 30 tane kalp masajı, 2 tane suni solunum bir tur demektir. Biz bunu 5 tur devam ettirmemiz gerekiyor. Yine 30 tane kalp masajını gerçekleştirdikten sonra ve 5 tur tamamlandıktan sonra tekrar bildirme görevini birine vermeniz gerekiyor. Burada yine aynı şekilde
bıyıklı beyefendi, gözlüklü hanımefendi ya da kırmızı çantalı hanımefendi 1-1-2'yi tuşlayarak haber verin demeniz gerekiyor ki ambulans yola çıksın. Siz bu işlemi gerçekleştirirken de ambulans yola çıkıp gelmeye başlasın. Burada iki tane şeyden bahsedebiliriz. Bebeğimiz eğer biraz kilolu ve tombiş bir bebekse az önce görmüş olduğunuz orta parmak ve yüzük parmağıyla kalp masajı uygulamasını yaptırabilirsiniz. Ancak bebeğimiz daha zayıf bir bebekse o zaman baş parmaklarımızı kullanarak da kalp masajı yapabiliriz. Eğer bu koşullar sağlanıyorsa daha zayıf bebeklerde iki baş parmağımızı yan yana koyarak yine göğüs kemiğinin tam ortasına yine aynı şekilde 30'a 30 kalp masajı iki tane soluk şeklinde devam etmeli. Burada farklı olan unsur nedir yetişkin ve çocuktan? Bilincinin topuk altından değerlendirilmesi, nabzın kol iç koldaki brakiyal arterden değerlendirilmesi ve kesinlikle kalp masajına 5 tane kurtarıcı soluk dediğimiz suni solunuma başlanması. 5 kurtarıcı solukta da ağız ve burnun kesinlikle ağzımızın içine gelecek şekilde alınarak verilmesi ve kalp masajına bu şekilde devam edilmesidir. Çok önemli unsurlardan bir tanesidir. Çünkü özellikle yeni doğanlarda oksijen çok fazla harcanır. Beden küçük olduğu için kalbin pompalama gücü çok hızlıdır. Bu kadar hızlı oksijen tüketimi içinde beynin bu kadar uzun süre oksijensiz kalması uygun bir şey, istenen bir şey değildir, koşul değildir. O yüzden oksijensiz kalmasını engellemek amaçlı yapacağımız şey hiç zaman kaybetmeden altın zaman dediğimiz hem yetişkin hem çocuk hem de bebek için geçerli olan o 3-5 dakika aralığındaki müdahalenin en kısa sürede tamamlanmış olması gerekmektedir diyebiliriz. Temel yaşam desteği özellikle yeni doğanlarda 0 yaş olarak adlandırdığımız yeni doğanlarda bu şekilde yapılmalıdır. Bir başka eğitimde görüşmek üzere, esen kalın.